Merhaba, ben Yusuf Karabulut. Bazılarımız mezarlıkların yanından geçerken biraz korkar. Bu korkunun nedenlerinden birisi duyduğumuz hikayeler olabilir. Kimi zaman mezarlıktan tuhaf sesler geldiği söylenir. İşte ben de bu seslerin ne olduğunu araştırırken şöyle bir konuyla karşılaştım. Öldükten sonra insan vücuduna ne olur? Bu araştırmam sayesinde seslerin kaynağına ulaştım. İyi seyirler. Öldükten sonra yaklaşık 30 dakika içerisinde vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi ise tamamen gevşiyor. Ölümden itibaren ortalama 10 saat içerisinde vücut kas katı oluyor. Adrenalin salgılanan bir anda, yani heyecanlı veya mücadele verildiği sırada ölüm gerçekleşmişse, vücut o esnada katılaşmaya başlıyor. Ölüm anından sonra ceset her saat ortalama 1 derece soğumaktadır. Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlamaktadır. Solunumun durması bakteriler için işaret olur ve çalışmaya başlarlar. İlk önce çürüyen organlar ise göz, beyin, mide ve bağırsaklardır. Ceset şişman ise daha çabuk çürürken bebekler ve tuzlu suda boğulanlar daha geç çürümektedir. En geç çürüyen kısımlar ise kalp, mesane, böbrek ve rahimdir. Hatta rahmin çürümesi aylarca sürmektedir. İlk önce çürüyen organlar arasında yer alan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıklarından dolayı hızlı bir şekilde gaz ortaya çıkmaktadır. Bu gaz, karın bölgesinin şişmesine sebep olur. Derinin üstü yanık gibi su toplarken, vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlar. Bazılarımız öldükten sonra bile tırnak ve saç uzamasının devam ettiğini söyler. Aslında bu yanlıştır. Vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu değildir. Mezardan gelen sesler çürüme sürecinin bir sonucudur. Günden güne şişen karın patlamaktadır ve göğüs çökmektedir. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar seslidir. Vücudumuz çürürken tam bir takım çalışması olmaktadır. Bakteriler içten yok ederken dışarıdan da et sineği göze ve buruna larva bırakmaktadır. Bu sinekler yiyecekleri bitene kadar burada kalmakta ve bir müddet sonra ölmektedir. Daha sonra ölen bu sinekleri yemek için başka böcekler gelmektedir. Geriye kemikler kalana kadar bu istila devam etmektedir.